Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 9 basamaklı sayılar yani milyonlar konusuyla ilgili çözümlü örnekler yapacağız. Geçen gün biliyorsunuz konu anlatım videosunu yayınlamıştım. Onu izlemeyenler sağ üst köşedeki i harfine tıklayarak ya da açıklama kısmındaki linklerden o videoya ulaşabilirler. Tabi başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonlarından öncelikle kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Yanındaki zil tuşuna basarak yeni videoları kaçırmamak için ...bildirimlerinizi de açabilirsiniz. Son olarak konu istekleriniz olur... ...ya da videolar hakkında görüşleriniz olsa... ...onları da yorum kısmına ve hadi... ...kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlayın... ...başlıyoruz. İlk sorumuz konu anlatım... ...videomuzun sonunda sorduğum... ...bir soru bölümündeki soru sevgili gençler. Hemen önce onu çözeceğiz. Soru uygulamalarımız şu şekilde biliyorsunuz... ...her soru geldiğinde 5 saniye bekliyorum... ...siz videomuzu durduruyorsunuz... ...soruyu kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz... ...hem de kendinizi ölçmüş oluyorsunuz. İlk sorumuzla başlayalım. Evet, ilk sorumuz. Ankara'nın nüfusu 4.466.556 kişidir. Buna göre Ankara nüfusun belirten sayıda binler bölüğünde bulunan rakamların toplamı kaçtır? Sayıyı tekrar yazıyorum. 4 4 6 6 5 5 6. Soru kolay bir soru. Binler bölüğü bölükler neydi? Birler Binler, milyonlar. Binler bölüğü dediği için 4 artı 6 artı 6'dan 10, 16 buluyoruz. Cevabımız A şıkkı. A şıkkı bulanlar ilk artısını atsınlar. Kaç doğru yaptığınızı da isterseniz yorum kısmında benimle video sonunda paylaşabilirsiniz. Evet ve ikinci sorumuza geldik. Yine 5 saniye bekleyeceğim. Buyurun. Okunuşu 48 milyon 90 bin 506 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet hatırlarsanız bu tarz soruları çözmek için bir kural bulmuştuk. Kuralımız 3 tane çizgi çek, çiz, 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 3, 3 ayırıyorduk. Bunlar bizim bölüklerimizdi. Sonra yazıyla verileni bölüklerden ayırıyorduk. Milyon bölüğü ve bin bölüğünden ayırıyorduk. Buradakileri eşleştiriyorduk. 48 milyon. Milyona 48 gelecekmiş. Yani 0, 48 şeklinde binler bölüğüne 90 gelecekmiş. O zaman 0, 9, 0 yani 90. 90'ı bu tarafa yazmıyorsun. Çünkü buraya yazarsan, bak böyle yazarsan buraya da 0 yazmak zorunda olacağı için burası kaça dönecek? 900. O zaman da hata olacak. Onun için 0.90 yazıyorduk. 506 buraya da 506 yazıyoruz. 48 0, 90, 506 arıyorum. 48 0, 90, 506 Mesela az önce bahsettiğim hatayı yapsaydım mesela birler bölüne 48 yazacağım 0 koy. 90 yazacağım 0 koy. 506 yazsaydık bak ne bulacaktık? A şıkkı ya da başka bir şık bulacaktık. Bak, 480, 900 falan çıkacaktı. Hatalı olacaktı. Sakın o hataya düşmeyin. Bu şekilde yapacağız. Evet üçüncü sorumuz buyurun. Evet bu sorumuzda da basamakların isimlerini konuşacağız sevgili gençler. 15 milyon 435 bin 152 sayısının 10 milyonlar basamağı ile 100 binler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Basamağı veriyor sayı değerini soruyor. Hemen sayımı tekrar yazıyorum. Daha büyük ve daha iyi görebilirsiniz diye 152. Bölük bölük yazdım ki daha kolay olsun. 10 milyonlar basamağını arıyorum. Burası milyondu. 10 milyon bu. Tamam 1 binler basamağı neydi? 100 binler pardon. 100 binlerde de burası. Bunların sayı değeri diyor. Sayı değeri kendi değeriydi. Toplayacağım demek ki 1 ile 4'ü toplayacağım. 1 ile 4'ü toplarsan 5 bulursun. Bu sorumuz da C şıkkı. Evet, basamakların isimlerini bilirsen sorular çok kolay çözülüyor. Dördüncü sorumuz. Buyurun. Hemen sorumuzu okuyoruz. 724 milyon 532 bin 821 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Yine kolay bir soruydu. Bölüklerimiz bu milyon, bu bin, bu da birdi değil mi? Bir ile milyonu değiştirdi. O zaman birler bölüğünü başa alıyorum. 821. Binlerle ilgili bir şey var mı? Yok. Onu aynen yazayım. Milyonları da birlerin yerine yazacağım. 724 arıyorum. 821 532 D şıkkı buluyorum. Evet, yine güzel bir soruydu. Umarım doğru çözmüşsünüzdür. Dördüncü sorumuz. 4'te 4 dört yaptıysanız tebrikler. Geçelim bu sefer şekilli bir soru çözeceğiz. Yine 5 saniye bekleyeceğim. Videonuzu durdurun, çözün. Sonra birlikte kontrol edelim. Yukarıdaki abaküste 698 milyon 7745 sayısı gösterilecektir. Buna göre boş boncuklara toplam kaç tane boncuk yerleştirilmelidir? Bu boncuklu sorularda sağdan başlayarak yine basamakları temsil ediyor. Yani burası birler basamağıysa buraya kaç gelecekmiş? 5. Sonra 4. 4 mü? Evet. Buraya kaç tane gelecek? 5. 1 2 3 4 5. Sonra 7 var. Buraya 7 tane gelecekmiş. 1 2 3 4 5 6 7. Devam ediyorum. Buraya 7 mi? Evet. Bizim 7'miz biraz küçük oldu. Her Burası 0, 0. Buraya koymayacakmışız. Tamam. Buraya 8 adet yapacakmışız. Burada 9 adet varmış. Burada da 6 adet mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu doğru. Bu da 9 doğru. Buraya 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Bizim aradıklarımız yani sonradan eklediklerimiz hangisi? Şu 8, şu 7, ve şu 5. Normalde burayı da ekledik. Fakat burada zaten 0 0 olduğu için hiç olmayacaktı. Onun için bize bir faydası olmayacak. Yani neyi toplayacağım? 8 7 bir de 5'i toplayacağız. 8 artı 7 15. 15'e 5 ekle 20 buluruz. Cevap B şıkkı oluyor. Milyonlar konusu kolay bir konsept arkadaşlar. Hem basamak adlarını, basamak değerlerini bildiğiniz zaman soruları çok rahat çözebiliyorsunuz. Altın sorumuz yine basamak değerleri ilgili. Buyurun. 72 milyon 72.306.849 sayısının milyonlar basamağı ile onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla hangisidir diyor. Kısacası basamak değeri bulmamızı istiyor. Yazalım yine 72.306.849. Milyon Bana milyonlar basamağını soruyor. Milyonlar bölüğü burasıydı. Bölük bölük ayırırsak milyonlar 2 idi. O zaman bunun basamak değeri nedir? 2 milyon olacak. Yani 6 0. Ardından ardından onlar basamağı soruyor. Onlar basamağı da 4. bunun iki de 4 kere 10'dan 40 yapacak. Yani 2 milyonla 40 olacak. Cevabımız C şıkkı. Aslında buna gerek kalmadan milyon diyorsa milyon basamağımız 2 olduğu için 2 milyon. Onlar basamağı 4. 10 kere 4 40 diye bilirsiniz. Hiç böyle yazmadan da çözülebilir. Evet ve yedinci sorumuz yine durdurup çözüyoruz. Evet başlayalım. 19 milyon 620 bin 606 doğal sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Hemen sayımdaki 6 rakamlarını arıyorum. Burada var 1, 2, 3 tane var. Birincinin basamak değeri birler basamağında olduğu için 6 kere 1, 6. İkincisi onlar yüzler. Altı çarpı 100 olduğundan dolayı 600 yüz. Sonuncusu binler, on binler, yüz binler. Altı çarpı yüz bin eşittir. Altı yüz bin olacak. Bunların rakamları toplamını soruyordu. Bunların toplamını soruyordu. Alt alta yazacağız ve toplayacağız. Altı yüz bin, altı yüz, altı. Yazdık toplayalım. Altı, sıfır, altı, sıfır, sıfır, altı. Ne oldu? 600, 606 D şıkkında var. Cevap D şıkkı. Hatırlarsanız buna benzer bir soruyu konu anlatım videomuzda da çözmüştük. Bunun daha pratik bir yöntemi vardı. Ne yapıyorduk? İstenen 6 mı? O zaman diğerlerini 0'a çevir. 6, 0, 0, 6, 0, 6. 0, 0. Bak sadece 6'ları bırakınca direkt cevap da çıkıyor. Bak aynı cevabı bulabiliyorsunuz. Cevabımız D şıkkı olacak. Bir sorumuz klasik basamak değeri sorularından sevgili gençler. Bize basamak değerlerini vermiş. Burada da eksik sayılar var. Burada da eksik sayılar var. Bunları bulup toplamamızı istiyor. Yine 5 saniyen var. Durdur ve çöz bakalım. Hemen başlayalım. Basamak değerleri bulurken basamaktaki sayı ile o basamak çarpılır. Bu birler basamağı değil mi? 1 kere 3, 3. Tamam. Bu onlar basamağı 4 kere 10, 40. Demek ki c kaç olacakmış? 40. Hemen yerine yazıyorum. Devam ediyorum. B yüzler basamağı. Yüzle çarpılınca 300 olduysa kendisi kaçtır? Kendisi 3'müş. Hemen B'ye de 3 yazıyoruz. Devamı da aynı kolaylıkla bulunabiliyor. Bak 2000, 2 ile 1000'in çarpımı. Evet. 10.000, 1 ile 10.000'in 10, çarpımı. Evet. 700.000, 7 ile 100.000'in çarpımı. Çünkü bu 100 binler basamağı olduğuna göre A'da 7 çıkıyor. Gerisi kolay toplama işlemi. 7 artı 3, 10. 10'a 10 40 ekle. 50 buluyoruz. Ve bir soru bölümümüze geldik sevgili gençler. Şimdi ekrandaki soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Ayrıca kaç soru yaptığınızda yazmayı unutmayın. Şimdi ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.